Çocuklar ne kadar metanetli ve nasıl cesurlar, farkında mısınız? Efendim, deprem 40 yıl önce Afganistan'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye göç ederek Hatay'a yerleşen Özbekleri de vurdu. Özbeklerin yaşadığı Hatay'ın Ovakent mahallesinde az hasarlı ev dahi kalmadı, düşünün. TV100 muhabiri Ceren Meriç ve kameraman Tolga Şahin mahalleyi görüntüledi. Büyük Kahramanmaraş depremiyle birlikte Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, enkaz haline döndü ve özellikle Antakya ve İskenderun ilçelerini görüntüledik bu zamana kadar, ama şu anda Hatay'da Özbek köyü olarak da bilinen Ovakent mahallesindeyiz. Kameraman arkadaşım Tolga Şahin de sizlere görüntülüyor. İşte bunun gibi birçok bina burada, neredeyse hiçbir bina ayakta kalmadı. İşte böyle enkaz haline geldi. Tabi yaralar bir yandan sarılmaya çalışılıyor. Sağ tarafta görüyorsunuz AFAD çadırları var. Vatandaşlar hava akşam saatlerinde soğuduğu için sobalarını yaktılar. Bir yandan burada vakit geçirmeye çalışıyorlar. Şu anda yemek saati. Şimdi bu tarafa doğru görüntüleyeceğiz. Özbek pilavı yapıldı bugün. Vatandaşlara dağıtılıyor. Tabi akşam saatleri olduğunda işte herkes burada toplanıyor ve yemeklerini alıyor, gördüğünüz gibi. Ovakent mahallesinde, tekrar edelim, şu anda neredeyse bir tane bile az hasarlı dahi ev kalmadı. Çok kötü bir manzara var. Gelirken gördük, yollar adeta ayrılmış durumda. Burada bir yandan Sahra Hastanesi var. Orada hastalanan vatandaşlar da. Arada tartışma da çıkıyor şöyle. Tolga, sağ tarafa doğru girelim, yemek dağıtılıyor. Tabii vatandaşlar dediğimiz gibi evlerini kaybettiler. Yakınlarını kaybeden kişiler var. Burada 170 kişinin üzerinde, 170'in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Evet, gördüğünüz gibi yardımseverlerin gönderdiği malzemelerle köydeki aşçılar yemek yapıyorlar. Tolga sizlere görüntülüyor. Yöresel yemeklerden bir tanesi Özbek pilavı. Efendim, hem afiyet olsun diyelim, kolay gelsin diyelim. Yöresel yemeğin öncelikle geçmiş olsun da diyelim tabii ki. Siz mi yaptınız yemekleri? Evet. Elinize sağlık. Neler söyleyeceksiniz? Zor günler geçiriyorsunuz, onu biliyoruz. Bugün şu anda yemek saati ve Özbek pilavı yaptınız. Millete dağıttık. Afiyetle olsun yesinler. Başka ne diyelim? Birçok kişinin burada evi yıkıldı. Birbirinize yardımlaşıyorsunuz. 25 günden beri burada yemek yapıyoruz. 20 günden beri millete. İlk günden beri siz yemek yapıyorsunuz. Evet. Özbek pilavından da bahsettin. Yöresel pilavınız, vatandaşlar mı istedi yapmanızı en azından? Biz her zaman burada yapıyoruz. Düğünümüz olur mesela, mevletimiz olur, her şeyimiz olur. Geleneksel bir yemek. Biz yapıyoruz burada. Eviniz yıkıldı mı şu anda? Evet. Hepimizin evimiz yıkıldı. Hepimiz şu an çadırda yaşıyoruz. Çocuklar, aile, hepimiz. Evet. Can kaybı olan var mı ailenizde? Çok. Aynen. En az 150 kişi can kaybı olan var. Akrabalar bu köyde yaşayanlar zaten. Ve dediğimiz gibi zor günler geçiriyorlar. Yardımlaşıyorlar. Şu anda da yemekler dağıtıldı. Diğer tarafta vatandaşlar yiyor değil mi? Bu taraftalar galiba. Yardımseverler tarafından verildik yemekleri. Burada pişirip dağıtıyoruz. Çadırlara, halkımıza, milletimize, köyümüze dağıtıyoruz. Özbekistan'dan da çok yardım geliyor. Sahra Hastanesi de kurulmuş. Evet, neler söyleyeceksiniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Onlara Allah razı olsun. Bize çok yardımcı oldular. Burası Özbek köyü olarak biliniyor. Evet, öyle olduğundan dolayı çok teşekkür ederim onlara. Hepsinden. Türk halkımızdan Allah razı olsun. Hepsi yardım ediyor. Bunlar verdiğim yemek yardımları da millet halkımıza, köyümüze, millet halkımıza dağıtıyoruz. Pişirip dağıtıyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Tamam, şöyle ileri doğru da devam edelim. Burası büyük bir köy. Şu anda çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda mahalle aynı zamanda gördüğünüz gibi, Tolga size görüntülü, ateşler yakılmış. Bir yandan vatandaşlar yemeklerini yiyorlar, yardımlaşıyorlar. Dediğimiz gibi burası Özbek köyü olarak biliniyor. Şöyle şu tarafa doğru da geçelim, sizle de konuşalım. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Burada artık herkese diyelim geçmiş olsun, hoş bulduk, teşekkürler. Sizinle konuşalım, afiyet olsun. Bugün Özbek pilavı yapıldı. Bir yandan vatandaşların tabii yaraları sarılmaya çalışılıyor. Burada evi ayakta kalan kimse yok ne yazık ki. Neler söyleyeceğim? Hemen hemen bütün evler hasar gördü. Sağ olsun devletimiz ilk günden, ilk saatten beri yanımızda. Allah razı olsun bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de, Türkiye Cumhuriyetimizin bütün milletinden, halkından. Özellikle Allah razı olsun. Herkes bizi ilk günden, ilk saatten beri yalnız bırakmadı. Çok şükür bugün burada herkes, devletimiz ve milletimizin sayesinde ayaktayız ablam. Çok şükür bugünlerimize. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir felaketi.
biz yaşadık, kimse görmesin yani. Akşam saatlerine burada genelde işte ateş yakılıyor. Evet. Herkes burada toplanıyor. Yemeğinizi yiyorsunuz. Çocuklar nasıl vakit geçiriyor? Çocuklar ablam genelde devletimiz buraya mobil bir televizyon göndermiş, büyük dev ekran. Onlar da biraz psikolojileri düzelmesi için çizgi film izletiliyor. Sosyal etkinlik alanı oluşturuyor şu anda. Biraz olsun bu ortamdan evet. Uzaklaştık. Evet, biraz olsun kafalarını dağıtmaları için bu şekilde bir çalışmaları var. Allah razı olsun hepsinden. Şu anda okulumuz arızalı. Okulumuzun yıkılma tehlikesi var. Ondan dolayı okul olmadığı için böyle sosyal çok etkinlik yapıyoruz. Peki her gittiğimiz yerde soruyoruz. Burada sizin en çok ihtiyacınız olan şey ne? Şu anda en çok ihtiyacımız olan su. Su, elektrik. Su ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda da zaten elektrikler yok ne yazık ki. Peki tekrar geçmiş olsun diyelim. Evet. Hatay'ın Ova Kent Mahallesi'ndeyiz. Burası Özbek Köyü olarak da biliniyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi vatandaşlar depremzedeler burada. Özbek pilavı yediler. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Ve bu şekilde yaraları sarılmaya çalışılıyor diyelim ve sözü buradan stüdyoya bırakalım.